Pavo Bedakoviç adındaki adam artık kendine ait araziye insanların izinsiz bir şekilde araçlarını park etmelerinden çok sıkılmıştır ve onlardan intikamını çok akıllıca bir şekilde almaya karar verir. Pavo Bedakoviç, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te yaşamaktadır. Dünyaca ünlü ve turistik bir şehir olan Zagreb, her yıl milyonlarca turisti tarihi yapısı ve zengin kültürüyle kendine çekmektedir. Bunun yanında sadece pazar günleri açık olan Yakusevak adındaki bit pazarı da yıllardır turistler için bir cazibe merkezidir. Büyük bir alanı kaplayan bu pazarda aklınıza gelebilecek her şey satılmakta ve takas edilmekte. Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası olan bit pazarı maalesef birisi için kabus haline dönüşmüştür. Pazarın kurulduğu yere yakın bir yerde yaşayan Pavo Bedakoviç, kendine ait olan tarım arazisinin pazar müşterileri tarafından park yeri olarak kullanılmasından çok rahatsızdır. Pazar yerinin hemen yanında bulunan boş alan, pazar müşterileri için oldukça mükemmel bir park alternatifidir ve zamanla buraya pek çok insan araçlarını park etmeye başlamıştır. Bu durumdan rahatsız olan Bedakoviç, insanlara park etmemeleri konusunda defalarca ricada bulunmuş, hatta kimi zaman uyarılarını sert bir şekilde yapmıştır. Fakat sonuç tahmin edeceğiniz gibi başarısız olmuş ve insanlar saygısızca park etmeye devam etmiştir. Bunun üzerine yaşlı adam, arazisine izinsiz girenlere bir ders vermek için kolları sıvamış ve aynı zamanda tüm yaptıklarının kamera tarafından kaydedilmesini istemiştir. 2015 yılının 16 Kasım'ında video internette paylaşılmış. Videoda ilk başta her şey olağan seyirinde işliyor. Fakat daha sonra Bedakoviç, traktörüyle park etmiş araçların ortasındaki boş araziyi sürmeye başlıyor. Elbette bu, araziye izinsiz park eden sürücüleri hiç memnun etmemiş ve olay hemen polise ihbar edilmiş. Olay yerine gelen polisler araç sürücülerine yapabilecekleri bir şey olmadığını ve kendi tarlasını süren çiftçinin haklı olduğunu belirtiyorlar. Çünkü arazi üzerinde yaşlı adamın istediğini yapmaya hakkı bulunmakta. Görüntülerin internette yayınlanması üzerine çok sayıda insan Bedakoviç'e hak vererek bazı insanlar da çok düşüncesiz ve bencil olduklarından yakınmışlar. Bazıları ise tarım arazisine park eden araçların toprağa ne kadar zarar verdiğine dikkat çekmiş. Mısır tarlası olan bu araziye park eden araçlar yüzünden arabalardan sızan toksinler besinlerin içindeki besin değerlerini öldürmekte. Bu da çiftçiye maddi olarak büyük bir zarara neden olmakta. Çoğu insan da bu sebepten dolayı çiftçiye hak vermiştir. Aynı zamanda bu olay Bedakoviç'le benzer şeyler yaşayan kişilere de deneyimlerini paylaşma konusunda tam bir ilham kaynağı olmuş. Bir kişi gençken komşusunun izinsiz park eden 20 aracın etrafına dikenli tel ördüğünü yazmıştır. Bu olaylara benzer bir olay İngiltere'de başka birinin başına gelmiş. Kendi özel mülkünün önüne Mazda marka otomobilin park ettiğini gören ev sahibi uzun bir süre aracın sahibinin gelmesini beklemiş. Ancak gelmeyince aracının önüne park eden Mazda'yı kendi yöntemleriyle oradan kaldırmıştır. Traktörden yardım isteyen ev sahibi evinin önüne izinsiz park etmiş kırmızı Mazda'yı işte böyle yolun diğer tarafına kadar çekmiş. Tüm bu anları da kameraya kaydedip internette paylaşmıştır. Bu görüntülere de çok sayıda hem destek hem de eleştiri mesajı gelmiş. Kimileri ev sahibini haklı bulurken kimileri de traktörle aracı çekmek yerine polis çağırması gerektiğini ona söylemişler. Tıpkı biraz önce bahsettiğimiz olaylara benzer şeyler yaşayan bir çiftçi ise buldukları bir çözümü sosyal medya üzerinden paylaşmış. Hasat zamanı araziye park eden araçları zincirlerle araziden çıkardıklarını ama eğer araç hareket etmiyorsa da bir çekiciyle araçları çıkardıklarını belirtmiş. Peki sizin başınıza bu tarz bir olay gelse ne yapardınız? Kendi yöntemlerinizi mi denerdiniz yoksa polis mi çağırırdınız? Cevaplarınızı bizimle yorumlar kısmından paylaşın. Bunlar Kaçmaz kanalımızın bu videosu bitmiş olsa da yeni videolara gitmek için karşınızdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere.